Kalkınma'da 13 yıldır büyük hizmetleri başarıyla adım attıran Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. Buyurun efendim. Biz de hazırız. Bağlantıya geçebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı, saygılar sunuyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığındayız. Burada arkadaşlarla, bütün idareciler, çalışanlarla beraber yarı geceden itibaren uygulamaya geçecek 4.5G telefon hizmetini ilk alosunu, ilk başlangıcını sizinle gerçekleştiriyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum efendim. Atacağımız adımın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Şartınızda şu anda orada bulunan elektronik haberleşme yatırımcı kıymetli temsilcileri, değerli misafirleri, gazi vatandaşlarımız muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. Kavuşmanın anahtarı olduğuna inandığım bilim ve teknolojik yenilik ile araştırma, geliştirme faaliyetlerinin yakınlığı takip ediyorum. Ülkemiz ve yerliliğimiz ve ülkemiz adına atılan en küçük adımın dahi önemli gelişmelere sebep olacağını düşünüyor. Bu yöndeki çalışmaları gönülden destekliyoruz. Bugün hizmette sunulan 4.5G hizmetinin asil vatandaşlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ülkemizde İnternetin tüm vatandaşımızın hizmetine sunmaya gelip önemli adımlar atıyoruz. Bugün sabit ve mobil internet abone sayısı toplamda 50 milyonu aşmış durumda. Gelişmeler olumlu olmakla birlikte bu hizmetin verimli ve faydalı bir şekilde kullanılması gerektiğinde özellikle projede emeği geçen tüm kamu ve özel sektörün kuruluşlarına teşekkür ederim. Ayrıca yabancı firmaların ülkemizdeki tesislerinde üretilme gelişmelerini de önemli görüyoruz. Ülkemizde üretilecek ürünlerin araştırma, geliştirme ve tasarım aşamalarında mühendislerimizin de daha fazla rol almak istedik. En büyük arzu. 5G teknolojisine geçişte bir köprü vazifesi yapacak olan 4.5G hizmetlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Hepiniz sevgili yetkililere saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanım, 4.5G ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Şu anda Türk milleti ve 3 operatörümüz Turkcell, Türk Telekom, Vodafone kendi merkezlerinde sizin bu değerlendirmenizi BTK merkezinde bütün yönetici ve arkadaşlar canlı olarak izlediler. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmet ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Oradaki görüşmelerinizde, çalışmalarınızda başarılar diliyor, saygılar sunuyoruz efendim. Sağ olun. 4.5G esasında iletişim yollarının şerit sayısının arttırılması, kapasitenin arttırılması, hızın 10 kata kadar yükseltilmesi işidir. Böylece hangi işle uğraşırsak uğraşalım, yapacağımız her türlü
hizmette, üretimde teknolojinin bize sağladığı bu imkan sayesinde zaman tasarrufu sağlayacağız. Üretimde çok daha üretim yapıyorsak miktarı arttıracağız, kaliteyi arttıracağız ve rekabet gücümüzü arttırmış olacağız. Bu bir başlangıç ama 4.5G'nin amacımız yurt içinde her noktaya belirlenen bir iş programı dahilinde yaygınlaştırılması. Başlangıçta büyük şehirlerde bu çalışma yapılacak. Daha sonra daha az nüfuslu yerleşim yerlerine doğru hizmet yaygınlaştırılacak. Bu yönde işletmelerin ne gibi çalışma yapacağı, hangi iş programını uygulayacağı bellidir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz bu konuda firmalara yükümlülük getirmiştir. Bu yükümlülüklerin gerçekleşmesi konusunda da takip, denetleme işi yine BTK tarafından gerçekleştirilecek. Teknolojinin ilerlemesi güzel bir şey. Ülkenin geliştiği seviyeyi gösteriyor. Ama bununla yetinemeyiz. Aynı zamanda bu teknolojiye sahip olacak, bilgiye sahip olacak, bilgiyi üretecek, bilgiyi kullanacak konuma gelmemiz lazım. Bunu da nasıl başaracağız? Daha fazla araştırma yapacağız, daha fazla ürün geliştirme çalışması yapacağız. Yani akıl terine daha fazla sermaye aktaracağız, daha fazla zaman ayıracağız ve böylece katma değeri yüksek teknolojik ürünlerle ülkemizin gücünü dünya milletleri arasında daha üst bir konuma getireceğiz. Nihai hedefimiz budur. Türkiye'de ihracatın bir kilosu 2 liranın altında. Genel ortalama. Ama gelişmiş ülkelerde bir kilo ihracat parasal değer olarak 10 doların üzerine çıkıyor. Neden? Onlar daha teknolojik değeri yüksek, katma değeri daha fazla olan ürünler imal ediyorlar. Yani akıl parası diye bir şey var. Şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan akıl ve akılla üretilen ürünlerin bizim ihracatımızda, kalkınmamızda daha fazla pay almasıdır. Bu teknolojilerin asıl amacı da odur. Bunlar altyapıdır. Bilişim altyapısıdır, akıl yollarıdır. Bunun üzerine ürünleri, hizmetleri koymak bundan sonra bizim işimiz. Bu yönde hükümetimiz, bakanlığımız her türlü teşviği sağlamaktadır. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumumuz keza Türkiye'de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik ciddi önlemler almaktadır. Teşvikler ortaya koymaktadır. Bunu 3G lisanslamasında da gördük. Yerli üretimin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalarda da gördük. 4.5G'de biraz daha yoğun bir şekilde bu konu üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İşletmelerimiz kısa sürede bu 4.5G'ye geçişi sağlamak için ciddi bir gayret gösterdiler. Teşekkür ediyorum. Ama daha yolun başındalar.
Bundan sonra asıl iş başlıyor. Vatandaş kullanmaya başladığı anda kurulan altyapının, getirilen bu hizmetin ne kadar ihtiyacı karşıladığı veya karşılamadığı uygulamalarla ortaya çıkacak. Ümit ederim ki sahada masa başında söylenenlerin hepsi gerçekleşmiş olur. Uygulamayı bakanlığımız, regülatör, BTK titizlikle devam edecek. Amacımız yeni hizmetleri getirirken vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini arttırmak ve vakit nakittir prensibince zamanın etkin kullanılmasını gerçekleştirmektir. Bir kez daha bu önemli hizmetin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Özellikle bu 4.5G hizmetinin gerçekleştirilmesinde ortaya koyduğu vizyoner bakışla Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca benden önce görev yapan değerli bakan arkadaşlarım Lütfü Elvan ve Feridun Bilgin Bey'e de teşekkür ediyorum. Bu işin mutfağında çalışan gerekli altyapıyı, gerek ihale sürecinde, gerekse ondan sonraki hazırlık sürecinde çok titiz bir çalışmayla bugünlere gelmemize ve bu mutluluğa erişmemizde büyük katkıları olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başkanına, üyelerine, yöneticilerine ve tüm çalışanlarına da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bunu görünce 78 yılı aklıma geldi. Acele telefon yazdırıyorduk. 24 saat sonra sıra geliyordu. Kulübeye girip konuşmaya başlayınca 3 kişi, 4 kişi aynı anda konuşmaya başlanıyor. Birbirimizin söylediklerimiz karışıyor. Başlıyorduk telefonda kavga etmeye. Kardeşim aradan çık, sen çık derken konuşamadan 24 saat sonra telefonu kapatıyorduk. Aynı. Evet, devam edin bu hatıradan sonra. Şimdi sizi görelim. Tüm dönemini en kısa süre içerisinde gerçekleştirdik. Binlerce istasyon yatırımı yaptık. Bunun yanı sıra sağlık şebekeye, bere ve çekirdek şebekeye de yatırım yapıp tüm şebekeyi baştan aşağı bir yerden geçirdik. Vodafone yerinde şekilde duramıyor. Bak sabırsızdan yok. Ben biraz kısa kes. Peki. Sayın Hocam, bu dönüşümün sağlanmasından başta siz olmak üzere tüm bakanlığa ve BTK'ya, başkanımıza çok teşekkür etmek isteriz. Vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. İtibariyle 1.186.000 müşterimiz 4.5G hizmetine bağlandı. Hakikaten çok mutluyuz. Operasyon merkezimizde şu anda yüzlerce mühendis arkadaşım etrafında 1 milyon saat ve 790 bin kilometre yol yaptılar bu noktaya gelebilmek için. Sizin de huzurunuzda hep sizlere teşekkür ediyorum, hem onlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Evet. Uzun bir yoğun bir dönemin sonunda çok güzel bir akşam, çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Biz de bunun 4.5G'nin Türkiye'nin dijital dönüşümünde çok önemli bir adım olduğunu biliyoruz. Bunun da heyecanını yaşıyoruz. Ben tüm Vodafone Türkiye ailesi adına öncelikle başta size, sizin nezdinizde tüm vatandaş çalışanlarımıza, Sayın Başkanımız nezdinde tüm BTK çalışanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Liderliğiniz ve desteğiniz için çok teşekkürler. Sayın Bakanım, bizim de heyecanımız Türkiye'nin 4.5G'ni bir an önce 4.5G'yle bağlayabilmek, birleştirebilmek. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için ben hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bu ilk gün, ilk dakikalar. Dolayısıyla bütün operatörlere söylüyorum. Yani ilk dakikalar olduğu için bazı ufak demek aksaklıklar olmakla beraber
fena bir başlangıç olmadı. Biz işletmecilerimiz arasında renklerinden başka hiçbir fark gözetmiyoruz. Onların renkleri Türkiye'nin renkleridir. Dolayısıyla fark ortaya koyacağınız performansta olacak. Ortaya koyacağınız hizmet kalitesinde olacak. Yarışa aynı anda başladınız. Bundan sonra maharet sizin olacak, başarı sizin olacak. Vatandaşlarımıza ne kadar isteklerini en iyi şekilde, en hızlı şekilde karşılamayı başarabilirseniz o kadar biz mutlu olacağız diyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yolunuz açık olsun. Hızınız 4.5G olsun.